Emir gayrimenkul siyasetin sesini sunar. Sevgili izleyenler, Güneydoğu TV'den Siyasetin Sesi programından herkese mutlu akşamlar. Yine Siyasetin Sesi programında çok değerli bir konuğumuzla karşınızda olacağız. Tabii konuğumuz hakikaten benim de pür dikkatli bir şekilde sürekli izlediğim, söylemlerine kulak verdiğim, söylemlerinin birçoğu belli bir tarih geçtikten sonra tıpkı rahmetli Necmettin Erbakan gibi söylemlerin harfiyen yerine geldiği liderlerden birisi. Benim yerindeyse de lakabı da zaten Bilge Lider, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza bir kez de hoş geldiniz. Peygamberler şehrine tüm liderlerin elbette ki bakış açısı ayrı ama milli görüşten gelen insanların, liderlerin bakışı da şeyde apayrı bir fark var. Tabii buna da değineceğiz. Bir zamanlar benim yerindeyse burası kalenizdi. Oralara da geleceğiz ama öncesi bir hoş geldiniz babında sözü size bırakalım, ardından devam edelim hoş isterseniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tabii hakikaten Şanlıurfa Peygamberler Şehri ülkemizin en önemli manevi yatı çok yüksek olan bir şehir. Bundan dolayı da bu bölgeye büyük ehemmiyet verildi geçmişte ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Şanlıurfa'nın yeri her zaman farklı oldu. Belediyelerde biz her zaman etkili olduk belediye başkanlıklarında ve milletvekili olarak da daima Şanlıurfa'dan parlamentoda bizleri temsil eden arkadaşlarımızın bulunmasına şahit olduk. İnşallah bu dönemde de ben ümit ediyorum ki Şanlıurfa'mız önümüzdeki seçimlerde yine Saadet Partimizin, Milli Görüş'ün kalesi olmaya, kalelerinden önde gelenlerinden birisi olmaya adaydır diye düşünüyorum. Sağ olsun il başkanımız, eski milletvekilimiz Niyazi Bey bu konuda üzerine düşeni bir hakkın yerine getirmeye çalışıyor. Biz de sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi ülke problemlerini nasıl algıladığımızı ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda da fikirlerimizi sürekli olarak dile getiriyoruz. Şuna önem veriyoruz. Biz herkesle dostluk kurabiliriz. Her siyasi grupla Türkiye'de ve her grupla anlaşabiliriz, fikirlerini benimseriz manasına gelmez. Evet. Ama oturup konuşabilmek mecburiyetindeyiz. Madem ki aynı ülkede yaşıyoruz, aynı ülkenin insanıyız. O halde bizim zaman zaman oturup birbirimizle konuşmaya, sohbet etmeye, farklılıklarımız varsa onu dile getirmeye, ittifak ettiğimiz konularda da bunu rahatlıkla söylemeye ihtiyacımız var. Barış ve huzur başka türlü gelmez zaten. Konuşabilirsek, kavga edeceğimize konuşabilirsek problemlerimizin çok büyük bir kısmının daha rahat çözüldüğüne şahit oluruz. Aslında problemleri çözmek hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun birbirine benzer metotları tatbikata koymakla sağlanır. Onun için de rahatız. Biz Şanlıurfa'mızı daha gelişmiş, daha kalkınmış, halkının daha müreffeh olduğu bir yere taşımak istiyoruz. İnşallah bu konuda milletimiz de bize zamanı geldiğinde yetkiyi verecektir diye ümit ediyoruz. Evet, peki. Sayın Genel Başkanım, ilk soru aslında şu. Türkiye nereye gidiyor diyelim. Çünkü hakikaten 19 yıllık bir AK Parti iktidarı bir dönemler belki her şey yolunda gibi görünse de son zamanlarda özellikle insanların en alt tabaka dediğimiz kendi hayatlarını idame etmeye çalışan insanların artık açlıkla boğuştuğu bir seviyeye geldi Türkiye maalesef.
Tabii siyaseten de çok değişik bir yerde artık Türkiye. Yani daha düne kadar işte 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü diye gösterdiklerimiz PYD'ye maddi katkı sağlıyor diyen ülkelerle artık görüşen bir ülke haline geldik. Bu da ayrıca siyasetin dışında da Türkiye'yi rahatsız ediyor. Gidişat tabii ekonomik olarak çok kötü görünüyor şu anda. Öyle bir pozisyonda maalesef. Tabii az önce de başlarken söylediğim gibi hakikaten söylemlerinize kulak veren, dikkate alan birisiyim. Çoğu söylemlerinizin birkaç gün sonra teyit edildiğine tanıklık etmiş biriyim. Bu genelinde Türkiye'yi gerek siyasetiyle gerek ekonomisiyle nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şunu baştan görmemiz icap eder. Türkiye dünyada en stratejik konumda bulunan ülke. Bunu coğrafi olarak görmemiz lazım. Üç kıtanın birleştiği yerdeyiz. Evet, Afrika topraklarında bir parçamız yok ama arada sadece Akdeniz var. Asya, Avrupa ülkemizin birleştirdiği bu üç kıtayı yerde. Bizim bundan dolayı, bu stratejik konumumuzdan dolayı üzerimizde çok çeşitli oyunlar oynanıyor. Yani geçmişte Ruslar Boğazlara hakim olabilmek, Akdeniz'e inebilmek için bir takım iddialarda bulundular. Daha sonra Avrupalılar işte Türkiye'yi, daha doğrusu Osmanlı'dan sonra Osmanlı topraklarını parçalarken sadece belli bir bölgeyi bıraktılar ve diğer yerler darmadağın edildi, müstakil devletler kuruldu, iç yapısı oldukça karışık devletler kuruldu. Yani Osmanlı aslında üç kıtaya hükmeden büyük bir devletti ama parçalandığı zaman işte bu nüve toprak parçasına sahip olduk. Ama bizim bu bölgedeki bütün ülkelerle hem siyasi, hem kültürel, hem inanç yönünden birlikteliğimiz var. Bütün ülkelerle. Evet. Biz evet müstakil devletler de olsak birbirimizle olan münasebetlerimizi geliştirmeye, aslında ittifak kurmaya dış politikada bizim üzerimizde oynanması muhtemel olan oyunları bertaraf edebilmek için bir ittifak oluşturmaya da ihtiyacımız var. Çünkü hedefte sadece Türkiye yok. Türkiye en kritik bölgede olduğu için daha çok tehdit altında. Ama bu bölgede yaşayan hiçbir ülkede huzur yok. Evet. Onun için bizim mutlaka eskiden çok güçlü bağlarımız olan ülkelerle yeniden bu bağları ihdas etmeye, geliştirmeye, birlikte politika oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunlara, bu devletlere ben bunu bir tekebbür vesilesi olarak da söylemiyorum. Ama Türkiye geçmişi ve bugünkü yapısı itibariyle bu ülkelere önderlik edebilecek tek ülke. Yani bizim dışımızdaki bir ülke, ben de bütün bu ülkeleri toparlayabilirim. Bir araya gelip daha büyük hamleler yapabiliriz diye bir iddiada Türkiye kadar bulunamaz. Onun için bu bizim üzerimize aynı zamanda büyük bir mesuliyet de yüklüyor manasına gelir. Bizim Irak'la da, Suriye'de de, Lübnan'la da, Ürdün'le de, Arabistan'la da, Mısır'la da, Libya'yla da, hangi ülke olursa olsun münasebetlerimizi zirveye çıkaracak ikili görüşmelere, projelere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız bu konuda çok hassastı. Çok ciddi adımlar da atma gayretinin içinde oldu. Hem ülkemizi kalkındırmak maddi yönden birçok yatırımlarla, hem de bu ülkeler arasında güzel bir işbirliği oluşturmak için. Ama maalesef hocamızın bu niyetini ve bu hedefini gören batılı emperyalist güçler Erbakan hocamızın uzun zaman iktidarda kalmasına hiç rıza göstermediler. Bir bahaneyle her zaman indirildi. Ama en son
1996 yılındaki hükümetle Erbakan Hoca D8 diye bir oluşumu gerçekleştirdi. Kalkınmakta olan 8 evet. ülke. Evet, bunların bir kısmı Türkiye'den uzakta ama bizim bağlarımız var. Yani biz Malezya ile hiç komşu olmadık. Pakistan'la da olmadık. Bangladeş'le de olmadık. Bilmem Endonezya'yla da olmadık. Ama bizim bu ülkelerle çok yakın bir işbirliğimiz oldu. Mısır, Nijerya, o Afrika'daki olan ülkeler. Ama bu Erbakan hocamız tarafından gerçekleştirildi. Hem de yani hükümetin ömrü zaten toplam bir yıldı ama hocamızın çabası yaklaşık 8-10 ayda bu işte 8 ülke bir araya geldi. 15 Haziran'da İstanbul Çırağan Sarayı'nda bu birlikteliğin imza töreni gerçekleştirildi. Genel sekreterlik de İstanbul'da kuruldu. Ama evet. bunu yaşatmak için hiç kimsede bir gayret bugüne kadar olmadı. Özellikle maalesef iktidarda bulunan AK Parti hiçbir gayretin içine girmedi. Sayın Cumhurbaşkanı bundan takriben 2 ay önce D8 dönem başkanlığı demek ki Türkiye'deymiş. Bangladeş'e devrederken Şeyh Hasina'ya işte D8'lerin devir teslim töreninde bulunmuş oldular. O zaman anladık ki 2 yıldır Türkiye bunların başkanlığını yürütüyormuş ama ne bir toplantısına ne bir bu konudaki projelerin üretildiğine şahit olamadık. Onun için Türkiye'nin önemi çok fazla, biz bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Bütün iktidarlar bu gerçeği görecekler. Bundan dolayı da tedbirli olacaklar. Olmaları da gerekiyor. Şart. Peki Sayın Genel Başkan, siz söylemlerinizi söylerken ben hatırladım. Siz de çok iyi hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk partiyi kurduğu dönemlerde, ilk başbakanlığı dönemlerinde sıkça gerek sosyal medyada veya televizyonların birçoğunda da işte Cumhurbaşkanı'nın Orta Doğu'nun lideri gibi lanse edilirdi. Kimi işte eş başkan derdi, kimi Orta Doğu lideri derdi. Ama şu an Orta Doğu'nun durumuna baktığımız zaman maalesef işler acısı. Ne değişti peki? Yani tıpkı Erbakan Hoca'nın önü kesildiği gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan önü mü kesildi, yoksa yanlış siyaset, yanlış strateji mi? Yani Sayın Erdoğan iş başına gelirken doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle geldi. Daha kendisi siyasi yasaklıyken bile Amerika'da Bush tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. Bugün Beyaz Saray'la görüşmede sıkıntı çekiyor. Yani evet. bu durumu gördüğümüz zaman biz bunun onların sadece bizim üzerimize oynadığı bir oyun veya bugün AK Parti üzerinde bir oyun oynanıyor zehabına kapılmak yanlış olur. Yalnız Türkiye'den tam olarak istediklerini de bulamadılar, elde edemediler. Türkiye sadece Irak'ın mahvolmasına önderlik etti, Amerika'ya yardım etti. Suriye'nin karışmasına vesile oldu. Ama şimdi sıra biraz daha ileriye geldi. Amerika Birleşik Devletleri şimdi Büyük Orta Doğu Projesi'ni veya bizim anladığımız Büyük İsrail Projesi'ni gerçekleştirebilmek için sanki son perdeyi açmaya uğraşıyor. Onun için bütün güçlerini Afganistan'dan ve Uzak Doğu'dan çekti. Şimdi Doğu Akdeniz'e yerleşti. Artık İncirlik değil onlar için önemli olan. Suriye'de üsler kurdu, Yunanistan'da üsler kurdu, Bulgaristan'da, Romanya'da üsler kurdu. Uçak gemileri birkaç tanesi şu anda Akdeniz'de Yunanistan'a Ege adalarını işgal etme konusunda bütün desteğini verdi. Yani bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Yalnız demin sizin sorduklarınız arasında önemli bir nokta vardı, ekonomi. Yani AK Parti'nin ekonomi politikası devleti bütünüyle ekonominin dışına çekmek oldu. Ne kadar devlete ait tesisler, evet. müesseseler varsa ya satıldı ya yıkıldı. Yüzlerce, hatta küçüklerini de sayarsak binlerce. Her yerde Türkiye'de tarım kredi kooperatifleri vardı. Her yerde bilmem şeker fabrikalarımız vardı.
bizim Erbakan hocamızın temeline attığı 270 tane fabrika vardı. Bunlardan bitirilenler satıldı. Diğerleri de yarım kalanlar da yarım bırakıldı. Yani biz ekonomi yönden dışarıya bağlı bir hale getirildik. Bağımsızlığımızı kazanabilmek için her konuda ciddi adım atma teşebbüsünde bulunmadık. Son dönemde 2-3 konu moral verdi bize ama bununla da her şey çözülmez. Yani bunlardan bir tanesi SİHA'lardır. Evet. İşte bildiğimiz gibi Selçuk Bey Cumhurbaşkanımızın damadı oldu. Ondan sonra önüne açtılar. Niye o zamana kadar açılmadı? Çünkü ben daha eskisini biliyorum. Ondan sonra açıldı ama SİHA'larda müthiş bir performans sağlandı. Onu belirteyim. Müthiş. Ziyaretine de gittim ben. Hakikaten destan yazıyorlar. Ama sadece SİHA'larla siz bir memleketin savunma sanayini tepeye, zirveye çıkardık diyemezsiniz. Mümkün değil. Bizim kendi uçağımıza, daha uzayda bilmem füzelerimize, savunma sistemine ihtiyacımız var. Bu noktada henüz yeterli bir pozisyonda olduğumuzu söyleme imkanımız yok. Evet, Eskişehir'deki, yani biz bunları takip etmiyor değiliz, Eskişehir'deki jet motorları tesislerinde oralarda da bir gelişme yaşandı. Ama onların tatbikata konulması daha en az bir 8-10 sene ister. Onun için Türkiye şu anda tabiri caizse iki arada bir derede. Ruslar mı, Amerikalılar mı? Ruslar, biz Ruslara biraz yaklaştığımız S-400'leri aldığımız için Amerikalılar evet. F-35 projesini iptal ettiler. E biz şimdi onun yerine ne alacağız? Kendimiz bir şey üretemiyoruz ki. Yok böyle uçağım. O sefer biz döndük. Acaba biz S-35'lerle ilgili Ruslarla bir anlaşma yapabilir miyiz diye. Bu sefer Amerikalılar daha başka ambargolar koymaya başladılar. Ama hepsi şunu biliyor yalnız. Biz kararlı olursak bizim dediğimiz noktaya gelmeye mecburlar. Amerika'da, Rusya'da. Ama biz kararlı olursak ve biz kendi içimizde kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak yatırımları yapmakta azimli davranırsak biz çok geri kaldık. 20 sene iktidarda kalacaksınız, 20 kilometre yol alamayacaksınız. Olur mu böyle bir şey? Şimdi diyeceksiniz ki biz kendimize yeterli hale gelmek mecburiyetindeyiz. Atalan Üsküdar'ı geçti gibi gözüküyor. Ama bütün buna rağmen de bizim yine de bütün komşu ülkelerle münasebetlerimizi geliştirmek, bozuk olanlarla düzeltmek boynumuzun borcu. Bu ülkelerin her birinin yaptığı farklı hatalar var. Ama biz o hatalara takılır kalırsak bir yere gidemeyiz. Azerbaycan'la münasebetlerimiz gelişti. Güzel oldu. Allah razı olsun. Biz Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın elinden kurtulmasına destek verdik ve çok büyük bir başarıya imza attılar. Biz de yanlarında olduk. Bizim İran'la olan münasebetlerimiz daha ileri bir noktaya götürülmeli. Çünkü bizim gibi Amerika İran'ı da kendisi evet. için bir tehdit olarak algılıyor. Niye? Onlar nükleer teknoloji üzerinde ciddi bir çalışma sergiliyorlar. Biz neden onlarla ittifak yapmayalım? Neden? Çünkü bizim doğalgaza ihtiyacımız var şimdi. Onların doğalgazı var. Bizim petrole ihtiyacımız var. Onların petrolü var. Başka yerden alacağımızı onlardan alırız. Onlara vereceğimizi de biz onlara vermiş oluruz. Bizim aramızdaki ticaret bugünkü seviyede olmamalı. 100 misli artabilir ticaret. Niye biz İran'la, diğer İslam ülkeleriyle 50, 60, 100 milyar dolarlık ticaret yapmayalım ki? Bizim de ürünümüz var, onların da satacağı mal var. Bizim Irak'la, bugünkü şartlar altında bile Suriye'yle, Ürdün, Lübnan küçük ülkeler ama onlarla, Suudi Arabistan'la, bugün evet, Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı düzelttiler. Dediğiniz gibi bir zaman bütün kabahati FETÖ desteğini onların omuzlarına yüklediler. Şimdi birdenbire dost olduk. Demek ki değişiklikler olabiliyor. Ama bu değişiklikler müsbet istikametinde istikametli olmalı. Katar'la elbette geliştirelim ama Katar aynı zamanda Amerika'nın en büyük üssünü barındırıyor bu bölgede. Bunu da bilelim. Evet, Sisi zulmetmiştir İhvan-ı Müslümin'e Mısır'da. Ama bizim
İhvan-ı Müslümin'e zulmeden bir ülkeyle dostluk kurmamız onların üzerindeki baskıyı azaltma yönünde de etki sağlayabilir. Bizim neden bütün Kuzey Afrika ülkeleriyle münasebetlerimiz gelişmesin? Afrika'nın bütünüyle. Şimdi o yönde bir çalışma var. Ondan dolayı da tebrik ederiz. Biz doğruya doğru eğri deriz. Afrika'daki bütün ülkelere Türk Hava Yolları'nın sefer başlatması çok önemli bir iştir. Bunu başardılar. Tebrik ederiz. Neden? Çünkü biz onlarla doğrudan irtibatı kurduğumuz zaman ticaretimiz de gelişir, işbirliğimiz de gelişir. Afrika dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Özellikle nadir elementler yönünden. Her şeye ihtiyaçları var. Amerika, Avrupa alışmış onları sömürmeye. Biz sömürme yerine işbirliği, paylaşım yaparız. Onun için de bize daha çok itibar gösterdiler. Bizim Rusya ile de, Amerika ile de, Avrupa ile de münasebetlerimizi geliştirmemize önünde bir engel yok. Ama sömürülmeye razı değiliz arkadaş. Tek taraflı anlaşmaya razı değiliz. Kimse benimle anlaşma yap ama Afrikalıları bırak. Evet. Benimle anlaşma yap ama Müslüman ülkelerle bir araya gelme diyemeziz. Rusya ile Amerika gibi bir yer. Tabii. Yani onun için eğer biz politikalarımızı bu yönde yeniden yapılandırırsak Türkiye dünyanın yıldızı olur. Herkes Türkiye'ye muhtaç hale gelir. Ama biz sadece Türkiye değil. Yani D8'ler dediğimiz zaman yani nüfusu 1 milyarın üzerinde bu ülkelerin, 8 ülkenin nüfusu 1 milyarın üzerinde. Bizim müthiş bir pazarımız meydana gelmiş olur. Neden biz bunları geliştirmeyelim ki? Onun için hem dış politikada hem ekonomide ikisi birbiriyle çok yakından alakalı. Amerika bize ekonomide yardım eder gözüktüğü zaman bir şeyi baltalıyor mutlaka. Şunu yapmayacaksın, benden alacaksın. Niye ben senden alacakmışım? Senden de alırım, başka yerden de alırım ihtiyacım varsa. Ama sen benim üzerime böyle bir şeyi dikte edemezsin dememizi icap eder. Fakat Türkiye tabii maalesef son 20 yıldır öyle bir dış politika ve öyle bir sanayi politikası izledi ki biz kendi kendimize yeterli değiliz. Maalesef. Dışarıya muhtacız. Yani çok basit noktalarda. Ben mesela hafızam almıyor. Dediler ki bütün sigara fabrikalarını Amerikalılara sattık. Bütün sigara fabrika. Ben sigara içmem. Kimseye tavsiye etmem. Ama be birader tütün yetiştiriciliği de bizim için önemli. Evet. 500-600 bin insan buradan geçiniyordu. E şimdi biz bu tütünün çoğunu Amerika'dan getiriyoruz. Sigara fabrikalarını Amerikalılar kurdular. Virginia tütününü sigara içen adamımıza içiriyoruz. Niye ya? Ne olmuş yani Bafra'ya? Onun için anlayış farklı. Biz şimdi bütün Erbakan Hoca zamanında kurulan şeker fabrikalarının yarıdan fazlasını yıktık. Şeker pancarı üretimi çok önemli bir üründü çiftçi için. En çok parayı oradan kazanıyorlardı. Evet. E şimdi biz şeker pancarı üretimini bırakınca çiftçinin çoğu perişan oldu. Ürün değiştiriyor, aynı verimi alamıyor. Şekeri dışarıdan ithal eder hale geldik. Onun için sanayileşme ve dış politika birbiriyle iç içedir. Özellikle gelişmiş ülkeler, kalkınmakta olan ülkelerin kendileriyle rekabet edecek yeni tesisler kurmalarını istemezler. Bizim sıkıntımız orada. Evet. Avrupa'nın da Amerika'nın da sıkıntısı burada işte. Benden al diyor. Ben senden daha ucuza, senden daha kaliteli malı veririm. E niye ben yapmayayım? Ben de senden daha kalitelisini daha ucuza yaparım. Yani bu iddiada bulunabiliriz biz. Çünkü bizim girdilerimiz de normal şartları düşünüldüğü takdirde işçi ücretlerimiz de Amerikalılardan, Avrupalılardan çok daha aşağıda. Amerika'da çalışan bir insan ayda bizim paramızla 15 bin lira alıyor. Bizim işçimiz en kabadayısı 6-7 bin lira alıyor. Otomotiv sanayinde çalışanı söylüyorum. Yoksa asgari ücret 3 bin lira civarında. 3 bin liranın altında. Onun için bizim bütün bu politikalarımızı sil baştan ele almamıza ihtiyaç var. Biz Amerika'ya harp açacak değiliz. Avrupa'ya da harp açacak değiliz. Rusya'da. Ama biz onlardan da saygı bekliyoruz.
bizim politikalarımıza takoz koymasınlar istiyor. Müslüman ülkelere de gelin ya, bu kadar sömürüldüğünüz, ezildiğiniz yeter, başınızı dik tutun, birlikte politikalarımızı oluşturalım. Hem dış politikamızı, hem ekonomik politikalarımızı, hem turizmi politikalarını, ya biz Müslüman ülkelerle birbirimize niye gidip gelmeyelim ki? Onun için biz meselelere çok farklı yaklaşıyoruz. Kendi politikamızı kendimiz oluşturmayı önemsiyoruz. Kimsenin de güdümüne girmek istemiyoruz. Çok güzel. Peki bir de şey vardı, yani son günlerde özellikle konuşulan konulardan birisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşelim çağrısı. Evet. Hani biz dinen de, normalde bu coğrafyada da, atadan da, dededen de işte helalleşelim diyen bir insana helal olsun deriz. Değil yani mi? Her tabii. şeye rağmen tabii. Bunu tabii. öngörüyor diye, ama böyle diyen bir kesim de oldu. Tam tersi, Kılıçdaroğlu'na bunun üzerinden yüklenen bir kesim de oldu. Siz tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben yani bunu çok önemli bir girişim olarak görüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikaları, siz de dikkat ettiyseniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 70-80 yıldır uyguladığı politikalardan çok farklı. Evet. Hakikaten bugüne kadar barışmadığı kesimlerle barışmak istiyor. Ciddi adım atıyor. İşte biz bilmem bir Kudüs mitingi tertip ediyoruz. Davet ediyoruz, geliyor. Hepimizin özendiği, ne kadar da güzel konuşma yaptı dediği ne konuşmalar... Ne var, gitse ölür mü derdik tabii, yıllar öncesinden, tabii, 10 yıl öncesinden, 20 şimdi yıl öncesinden. Şimdi bunların hepsi müsbet adım. Bunun neticesinde şimdi bir de dedi ki helalleşelim. Helalleşelim demek, ya ben yanlış yaptım, hakkınızı helal evet. edin demektir aslında. Bu önemli bir adımdır ve bizim geleneğimizde, inancımızda önemli bir yeri vardır. Siz de ifade ettiniz. Bundan dolayı ben bu girişimi önemsiyorum. Yalnız biraz önce ifade ettiğim gibi Tayyip Bey'in mizacında helalleşme yok. Teslim olacaksın diyor sadece. O kusura bakma, yani kimse de teslim olmaya gelmez. Hele de siz zulmetmişseniz hiç gelmez. Öyle şey mi olacak? Siz zulmedeceksiniz. Ben helalleşme isteyeceğim. Yo, sen zulmettiysen senin helalleşme isteminde bulunman icap eder. Asgari ücretliye zulmettiniz bu kadar zamandır. Adam hep açlıkla uğraşıyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir insan çalışıyor ve sadece karnını doyurabilme çabasıyla çalışıyor. Olmaz böyle bir şey ya. Bu zulümdür. Onun için mutlaka ve mutlaka bir kendisinin, AK Parti'nin helalleşme talebinde bulunması icap eder toplumun birçok kesimiyle. Bunu yapmadılar. Bu da doğru. Olmaz diye düşünüyorum. Onun için ben yani Sayın Erdoğan'ın bu konuda bir defa daha kendisini sorguya çekmesinden ihtiyaç var kanaatindeyim. Zaten yaşadığı tecrübeler onu gösterdi. 19 yıl önce, 20 yıl önce yola çıkarken birlikte çıktığı, yola çıktığı arkadaşlarının %90'dan fazlası terk etti. 95'i neredeyse diyebiliriz. 5'ini ayırıyorum. Sac ayağıyla yola çıktılar. 3'ü ayrıldı 4 kişiden. Sayın Abdullah Gül ayrıldı. Sayın Abdülatif Şener ayrıldı. Sayın Bülent Arınç ayrıldı. Sonra iki büyük kopuş oldu. Bir deva diye kendini isimlendiren kesim Ali Babacan Bey'le. Bir de Sayın Davutoğlu, o da Gelecek Partisi olarak koptu. Yani birlikte olduğu, Türkiye'yi 15, 16, 17 yıl birlikte yönettiği arkadaşlarının tamamı ayrıldı. Bu insan bir yerde oturur, ya tamam da düne kadar beraberdik. Ne oldu bunlara diye düşünmez mi? Düşünmesi icap eder. Ama maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bu noktalarda hiç ama hiç alçak gönüllülük göstermiyor. Olmaz öyle şey. Yeri geldiği zaman siz de özür de dilemez. Daha çok ayrılanlar suçlanıyor yani. Bu şimdi, kısımda aha, aynı ilan ediliyor. Şimdi gibi. Ayrılanlar suçlanırsa sizin çevrenizde bu kadar zamandır beraber hareket ettiğiniz insanların %95'i ayrıldıysa, ya sizin dönüp kendinize bakıp acaba ben nerede hata yaptım diye
düşünmeniz gerekir kanaatindeyim. Evet. Peki Cumhurbaşkanı'nın sizi Cumhur İttifakı'na davet ettiğini de biliyoruz. Bunlar yaşandı ama buna rağmen hiç Cumhur İttifakı'na katılım göstermediniz. Veya şartlarınız mı var? Varsa hangi şartlarda böyle bir katılım gösterir misiniz veya göstermeme yani sebebiniz? Evet, şu anda bunu konuşmayı ben doğru bulmuyorum, üzerinde de durmuyorum. Bizim şartlarımız geçen referandum öncesi belli oldu. Evet. Referanduma girerken biz dedik ki böyle bir biz başkanlık sistemine temelde itirazımız yok. Başkanlık sistemi olur ama denetlenebilen bir başkanlık. Parlamento Cumhurbaşkanı'nı en ufak harcamasına kadar denetler. Bütün politikalarını denetler bir pozisyonda olması icap eder. Evet. Parlamentonun hiçbir gücü yok şimdi. Öyle şey olur mu? Layüsel bir cumhurbaşkanı. Biz buna itiraz ettik. Bu olmazsa olmaz. Dinledik onların uzmanlarını ama bizi tatmin etmediler. Ve şimdi de yaşayarak gördük ki hakikaten ya layüsel dediğimiz yani her şeyin üstünde kendini gören bir başkanlık sistemi var. Biz bu başkanlık sisteminin devam etmesine razı değiliz. Onun için de bizim böyle bir ittifakın içinde bulunmamız söz konusu değil. Ha bu sistem değişecek mi, değişmeli mi? Değişmeli. O zaman bu sistemi değiştireceklerle bir araya gelip bu konuları görüşebiliriz. Görüşüyoruz. Ama bu şimdilik bir ittifak demek biraz erken olabilir. Ama bunda da biz bir mahsur, bir eksiklik, yanlışlık görmüyoruz. Evet, peki Sayın Genel Başkan şu var, bir hakikaten Z kuşağı dediğimiz, yani partinizde daha çok böyle dindar bir kesime hitap eden bir parti, böyle bir oluşumdu. Ama şu anki Z kuşağına baktığımızda hakikaten dinden biraz uzak bir nesil geliyor gibi. Bunun sebepleri sizce neler? Bunun ya da tam tersi olabilmesi için neler yapılabilir? Yani ben Z kuşağının her şeye açık, Z kuşağı diye tarif edilen diye. Evet. Z kuşağı diye tarif edilen gençlik kesiminin aslında her şeye açık olduğu kanaatindeyim. Çelişki istemiyorlar. Yani en önemli nokta çelişki istemiyor. Ben dindarım diyeceksin ama yolsuzluk yapacaksın, israfta bulunacaksın, yeri geldiği zaman yanlışları söyleyeceksin doğruymuş gibi. Yok, sözünde durmayacaksın. Z kuşağı bunu istemiyor. Çelişki istemiyor Z kuşağı. Doğruya doğru, eğriye eğri. Çelişkiyi gördüğü zaman ön yargısı olmadığı için, geçmişi olmadığı için hemen itiraz ediyor. Sen diyorsun ki dürüstlük gerekli. Şurada bakıyorsun ki hiç dürüst davranmamışsın. O zaman diyor ki ben sana güvenmem. Bugün Türkiye'de cereyan eden hadiselere baktığı zaman da iktidara güvenemiyor. Ancak Z kuşağı dinden uzaklaşıyor demenizin temel sebebi burada yatıyor. Çünkü iktidar ben dindar bir nesil istiyorum diyor. O zaman da Z kuşağı dediğimiz bu kuşak soruyor. Bu dediğin nesil nasıl bir nesil? Dindar. Ne demek dindar olmak? Namazını kılacak, abdestini alacak, oruç tutacak. E peki doğru söylemek, dürüst olmak, çalmayacak, çalmamak. Adil olacak. E o zaman bu ikisi birbirinden çelişki halinde diyor. Ama biz de diyoruz ki yo, inançla çelişki olmaz. Hele İslam'da çelişki kesinlikle olmaz. İbadetini yapan bir insan ibadetinde halisse o adam yalan söyleyemez. O adam israf yapamaz. O adam yolsuzluğa teşebbüs edemez. O adam vatandaşları birbirine hasım hale getiremez. O adam yeri geldiği zaman helalleşmek ister. İstemesi gerekir. Bunların hiçbir tanesini yapma, dinler o. E bizim kitabımızda diyor ki siz insanların namazına, orucuna bakmayın, davranışına bakın. Evet. E siz, bu bizim inancımızla taban tabana ters düşen bir şey. Bu çelişkiyi görünce o zaman zannediyor ki bu İslam'dan kaynaklanıyor. Bazıları elinin tersiyle itelemeye kalkıyor. Halbuki bilecek ki yo, inançlı bir insan bu söylenen çelişkiye hiçbir zaman düşmez. Yalan söyleyemez. Yolsuzluk yapamaz. İsrafta bulunamaz. Kimseye hakaret edemez. Hele ağzına küfür kelimelerini hiç alamaz.
adil davranır. İnsanlar arasında hakikaten kendisi müşfik olmaya, başkalarını da kucaklamaya dikkat eder, çağırır. Bizim evet. inancımızda komşusu açken tok yatan bizden değildir prensibi var. Bunlar onu ha vay canına ya ben böyle bilmiyordum demeye ve neticede de inançlı bir insan olmaya sevk eder. Biz evet. buna inanıyoruz. Ben biraz da Z kuşağının bu sisteme karşı olmasını şu yönüyle gözlemliyorum. Cumhurbaşkanının ilk dönemlerinden bugüne kadar biliyorsunuz en az 3 çocuk, en az 5 çocuk söylemi vardı. İşte bu o yoğun Z kuşağı. Bu Z kuşağı tabii gelince de kendileri için bir zeminin olmadığını, gördü. Bir gelecek kaygısı olduğunu görünce de bu sisteme biraz tepkililer diye görüyorum. Bunu tüm partilerin aslında liderlerin görmesi lazım. Görmeyenin vay haline. Siyaset böyle bir şeydir. Bazen 20 yılda geçse biter, 40 evet. yılda geçse biter. Tabii. Bazen bir dönemde de biter. Siyaset böyle bir arenadır. Son olarak başlarken bahsetmiştik ama yenilemek ve burayla da kapatmak istiyorum. Eskiden bildiğiniz gibi Urfa hakikaten milli görüşün kalesiydi. Ve yine sizin tabii kongre için gelmiştiniz. Evet. Bu gelişiminiz illaki tabii önümüzdeki seçimlerde de bu artacaktır. Şimdi çok ilgimi çeken, enteresan olan olaylardan bir tanesini söyleyeyim. Şanlıurfa'da birçok kesim ya olur mu biz eski milli görüşçüyüz der. Yani bir şeyin eskisi yenisi olmaz, bu ayrı bir şey, bu benim yanımdaki dünya. Ama partiler farklı. Durdukları yer farklı. Bir milli görüşün duruşu, söylemi, davranış biçimi nedir? Necmettin Erbakan döneminden, o dönemlerden de biliyoruz aslında. Çok farklı bir yaşantısı var ama milli görüşçüyüz diyor. Milli görüşçüyüz diyor, milli görüşte de, saflarında değil. Böyle bir sorun da var. Hem bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, hem tekrardan Şanlıurfa'nın eski kalenizin tekrardan kaleniz olma ihtimali var mı? Bununla İnşallah. İlgili çalışmalarınız var mı? Biz bu konuda çok ümitliyiz. İnşallah gelişmelerde de bunu hissedebiliyoruz. Bu demin söylediğinizi ben şöyle tarif edeyim. Şimdi milli görüş şimdi kıymetli bir adeta meta haline geldi. Biz milli görüş gömleğini çıkardık diyorlardı. Şimdi yeniden giymek istiyorlar ama bedenleri büyümüş. Sığmıyor milli görüş gömleğinin içine. Çelişki var Sayın Genel Başkan. Tabii. Çok özür dilerim. Bir dönem yani Sayın Necmettin Erbakan'ın yaşadığı söylemlerde bulunduğu Türkiye'nin yol haritasına katkıda sunmak için söylemlerini evet. söyledikleri zaman linç eden insanlar şimdi, bugün onu anıyorlar, işte, bugün onun söylemlerini yayınlıyorlar. Çok enteresan bir olay. Şöyle, onu şöyle deseler mantıklı olurdu. O zaman samimi kabul ederdik. Şimdi eğer bugün birisi milli görüşçüyse şöyle der, ben eskiden beri milli görüşçüyüm. Ama bu arkadaşlar evet. öyle demiyor. Eskiden milli görüşçüydük diyorlar. Doğru, eskiden milli görüşçüydüler. Ama şimdi değiller. Milli görüş onların yaptığı hiçbir yanlışı kabul etmez. Hiçbir yanlışı kabul etmez. Siz hem milli görüşçü olacaksınız hem yolsuzluğa rıza göstereceksiniz. İsraftan korkmayacaksınız. Ötekileştireceksiniz. Yok, biz buna rıza gösteremeyiz. Onun için onlar... Biz eskiden beri milli görüşçüyüz diyemiyorlar. Eskiden milli görüşçüydük. O doğru. Ama şimdi milli görüşçü değiller. Bunu bir menfaat vesile, milli görüşü menfaat vesilesi olarak kullanmak hiçbir fayda vermez kimseye. Herkes görür onun. Bugün milli görüşçü olmadığı halde milli görüşçüyle irtibatım vardı geçmişte demesi onu milli görüşçü yapmaz. Bunu da herkes görüyor. Onun için bu milletimiz inşallah aldanmayacaktır diye düşünüyorum. Ben Şanlıurfa'daki kardeşlerimizin bu konuda daha samimi, daha hassas, daha candan davranacaklarına inanıyorum. İnşallah bizim mesajlarımız toplumda her kesime ulaştığında da karşılığını bulacağı kanaatindeyim. Özellikle de gençler arasında. Gençlerin milli görüşe özenmemeleri, milli görüşçü şu bildikleri zaman milli görüşü benimsememeleri mümkün değil. Çünkü milli görüş bir insanı hakikaten insan yapar. Bütün özelliklere sahiptir. Allah yardımcımız olsun. Ben ümitliyim ve inşallah önümüzdeki dönem milli görüş ve Saadet Partimiz burada bir patlama yapacak.
ve Türkiye'de iktidara gelecek diye ümit ediyorum. Evet, peki. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan. Vaktinizin çok dar olduğunu biliyorum. Kırmadınız bizi, icabet ettiniz stüdyolarımıza. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben de sizlere teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Ben Şanlıurfa'da yaşayan bütün kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi ifade ediyorum. Benim bütün Şanlıurfa'daki kardeşlerimden temennim, dileğim şu, bizi izlesinler. Uzaktan değil, hakikaten ne diyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, kendileri için nelere önem veriyoruz. Hem işsizliğin ortadan kalkmasında, hem geçim sıkıntısının tarihe karışmasında, herkesin itimarlı bir hayat standardına kavuşmasında milli görüş olmazsa olmazdır diye düşünüyorum. Milli görüş prensipleri elbette. Kendilerinden destek bekliyorum ve saygılar sunuyorum. Peki, çok teşekkürler. Ayaklarınıza sevgili izleyenler, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ağırladık. Şeref de duyduk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve her zamanki gibi en büyük teşekkür sizlere. Çünkü ekranlarınız aracılığıyla mekanınız neresi olursa olsun orada bizi ağırladığınız için sağ olun, var olunuz diyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın. Emir Gayrimenkul siyasetin sesini sundu.